Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçü bir yerde matematik keyfi kitabında kazanım tadında sorular test 7 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler işte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 3 ile eksi 2 arası 5 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre A rasyonel A sayısına gelen rasyonel sayının ondalık kesir biçimindeki gösterimini istiyor. Mesela eksi 2 ile eksi 3 arasında 5 parçaya ayrıldıysa sayımız gençler eksi 2 tam 5 de birinci adım gençler. Bu eksi 2 tam 1 bölü 5'i ondalık kesir haline getirmek için öncelikle sayımızın paydasını genişletelim. Eksi 2 tam 2 bölü 10 olur. Eksi 2 tam 2 bölü 10'u eksi 2 tam 10'da 2 olarak yazarız. Bunu da C seçeneğinde doğru yanıt olarak görürüz. İkinci soruya geçelim. Aşağıdaki seçeneklerden üçü de, 3'ünde her kutuya karşılık gelen sayı sağındaki ve solundaki sayıların tam ortasında bulunmaktadır. Buna göre hangi seçenekte kutu içinde verilen sayı sağındaki sayı ile sonundaki sayının tam ortasına değildir diye soruyor. böyle sorularda ne yapmam gerekir? Aradaki farkı bulup ikiye bölmem lazım. 4 tam 10'da 6 ile evet, şöyle yapalım. 2 tam onda 6'ın arkadaşlar 3 tam 10'da 6 tam arasındaki sayıdır. Şöyle göstereyim bakın. 4 tam onda 6'dan 2 tam 10'da 6'yı çıkarıyorum. Arada 2 fark var. 2'yi 2'ye bölersem et evet, bir birim sağında bir birim sonundadır. Evet 2 tam onda 6'ya 1 eklersem 3 tam onda 6'dır. Bu ifade doğrudur. Büyük sayıdan küçük sayı çıkaracağım gençler. Öncelikle şu sayımızı eksi 7 bölü 100 olarak yazalım. Eksi 7 bölü 100'den eksi 27 bölü 100'ü çıkaracağım. Eksi eksi 27 bölü 100 olarak yazıyorum. 2 eksi yan yana geldi artıya döndü. 27'den 7'yi çıkartırsam 20 bölü 100 olur. 20 bölü 100'ü gençler 2'ye bölmem gerekiyor. Evet 20 bölü 100 Evet 2'ye bölecek olursak gençler şöyle yazalım. 20 bölü 100'ü aynen yazıyorum. Bunu da 1 bölü 2 olarak ters çevirip çarpıyorum. Böyle sadeleştirdim. 10 kaldı. Evet 10 bölü 100 Arkadaşlar bu ne demektir? Sağ tarafa doğru gideceğim için eksi 27 bölü 100'e 10 bölü 100'ü ekleyeceğim. Sağında olduğu için 10 bölü 100 ekliyorum. Bu da eksi 17 bölü 100 olur. Bakın burada eksi 17 bölü 100 doğru bir ifadedir diyelim. Eksi 6 tam 10'da 5 ile gençler. Eksi 10 buçuk arasında. Şöyle yapalım isterseniz burada. Eksi 7 buçuktur. Ve eksi 9 buçuk. Bakın arkadaşlar arada birerden ikişer sayımız var. Bu ifade doğrudur. Son olarak gençler 4 bölü 11 ile 4 bölü 5 ile bakalım. Burada yine 4 bölü 11'den 4 bölü 5'i çıkaracağım. Daha sonra 2'ye bölerek değerlendireceğiz gençler. Öncelikle paydalarımızı eşitleyelim çıkarma işlemi için. Bunu 5 ile bunu 11 ile genişletiyorum. 20 bölü 55. Eksim. 4 kere 11. 44 bölü 55 oldum. Evet, 20 bölü 15 ile. Evet, 44 bölü. Evet. 5 kere 4 20. 11 kere 4 44 bölü 55. Eksi 24 bölü 55 olur. Diyoruz. Ya i̇şte Arkadaşlar bunu ne yapmam gerekir? 2'ye böleceğiz. Yani aslında 1 bölü 2 ile çarpacağız. Diyelim. Böyle 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Sağ değiştirirsem. Eksi 12 bölü 55 olur. Arkadaşlar eksi 12 bölü 55'i 4 bölü 15'in üzerine eklemem gerekiyor. Şöyle yapalım gençler. 4 bölü 5 artı eksi 12 bölü 55 olarak yazdım. Arkadaşlar bunun paydasını eşitlemek için 11 ile genişletirsem 44 bölü 55 evet, artı eksi 12 bölü 55 44'ten 12'yi çıkartırsam gençler 4'ten 2 çıktı 2 4'ten 1 çıktı 3 32 bölü 55 olur. 32 bölü 55 4 bölü 8 zaten yarım demektir. Bakın yarıma eşit değildir. Yani 4 bölü 8'e eşit değildir diyoruz. Bu ifademiz yanlıştır diyorum. Yenisi seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. 1 tam 10'da 6'nın arkadaşlar rasyonel olarak yazılmanı istiyor. Ve sayımızın tamamı 16 eksi. Devretmeyen kısım 1 bölüm. Virgülden sonra devreden kadar 9 ekliyordum. 9 yazdım da 15 bölü 9'dur. İşte bunu şöyle 3 ile sadeleştirelim. 5 bölü 3 olur. Bunu tam sayılı kesre çevirirsek 5'in içinde 3 bir kere. Evet 1 kere 3 3. 2 eklersen 5 olur. 1 tam 2 bölü 3 olur. Ve C seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 4. soruya geldik gençler. Aşağıdaki daire birbirine eş 6 dilimden oluşuyor. Buna göre boyalı bölge ile ifade edilen rasyonel sayı istiyor. Arkadaşlar 6'da 2 yani 2 bölü 6 bunu istersek 1 bölü 3 olarak yazalım. 1 bölü 3'ü gençler şöyle de yapabiliriz. Paydayı 9 yapmak için 3 ile genişletirsem 3 bölü 9 demektir. Gençler 3 bölü 9'a 0 tam 10'da 3. 3 devirli sayıdır. Yani C şıkkı doğru yanıttır. İstersek bunu gençler 2'ye 6'ya normal bölme işlemi yaparak yapalım. 2'nin içinde 6 yok. 0 ekledim. 0 virgül ekledim. 20'nin içinde 6 3 kere. 6 kere 3 18. Çıkardım. 2 kaldı. 2'nin içinde 6 yok. Tekrar 0 ekledim. Tekrar 3 kere. 3 kere 6 18. Bakın bu şekilde devam ediyor gençler. Bu da 0 tam 10'da 3. 3 devirli sayı olur diyoruz. Ve C seçeneğini işaretliyoruz. A B birer pozitif tam sayıdır. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Arkadaşlar i̇şte şu 0 tam 10'da 7. 7 devrediyor. 7 bölü 9 demektir. Buradan A'nın değeri 9'dur. 0 tam 10'da 6. 6 devirli sayı. 6 bölü 9 demektir. Bunun paydasını 3 yaparsam evet ne yapıyoruz? 3 ile pardon evet 3 sadeleştiriyorum. 2 bölü 3 demektir. 3'lere eşitse B de 2'dir. Benden ikisinin toplamını istedi. 9 artı 2'den 11 cevabını denizi seçeneğinde işaretleriz. 6. soruda A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak sayıdır diyor. Evet gençler bizden eksi 5 tam binde 735 35 devirli sayıyı eksi A eksi B, C şeklinde yazmamı istiyor. Ve A, B, C'nin en az olmasını istiyor. Gençler öncelikle sayımızı eksi 5 tam devirli sayımızı e şu eksiği ayrı tutalım gençler. E sayımızın tamamı 5735 Devretmeyen kısım 57. Böyle virgülden sonra devreden iki tane sayı var. Bir tane devretmeyen sayımız var. Gençler 5735'ten 57'yi çıkaracağım. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı 8. Burada gençler 2 kaldı. Evet 12'den 5 çıktı 7. Burada 6 kaldı. Evet, ne yaparız? 6'yı ve 5'i yazarız. Pardon. 990 olarak yazdık. Evet, evet gençler. Burada tam sayı kesre çevirmek için 5678'i 990'a bölelim gençler. 5678 bölü 990 diyorum. Şimdi 5678'in içinde 990 gençler. 5 kere dersem 5 kere 0 0 5 kere 9 45 elde var 4 5 kere 9 45 4 daha 49 Evet çıkaralım gençler 8 2 altından çıkmadı. 16'dan 9 çıktı 7 728 evet 5 tam ne yaptı gençler şöyle eksi 5 tam 990'da 728 bunu da şöyle gençler 2 ile de sadeleştirecek olursam Eksi 5 tam. 992'ye böldüm. 495. 728'i 2'ye bölersek 364 olur. A, B ve C yerine gençler. 5, 364 ve 495'i alalım. 495. 364. Ve 5'i topluyorum. 5, 10, 14 elde var. 1, 9, 15 bir de elde. 16 elde var. 1, 4, 3 daha 7 bir de elde. 8. 864 olur sorumuzun yanıtı. C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, Aşağıdakilerden hangisi doğrudur dedim. 0 tam %7 7 bölü 100 demektir. Gerçi 7 bölü 100 1 bölü 7'ye eşit değildir gençler. Evet, 7 bölü 100 1 bölü 7'ye eşit değildir. Bu ifade yanlıştır. Eksi 0 tam 10'da 4 Eksi 4 bölü 10 demektir. Bunu da şöyle 2 ile sadeleştirsem. Eksi 2 bölü 5 demektir. Bakın bu ifade doğrudur. B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedim. 0'dan 10'da 7. 7 devreden 7 bölü 9'dur doğru. 0'dan 10'da 9. 9 devreden gençler 1'e eşittir doğrudur. Evet 0'dan 10'da 6. 6 bölü 9 demektir. Bu da 2 bölü 3 eşittir gençler. Yanlıştır. C şıkkı doğru yanıttır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sordum. Şöyle 2 ile genişletirsem. Eksi 3 tam 4 bölü 10 olur. Eksi 3 tam 10 4'tür. Bu ifade doğrudur. E 25 ile genişletirsem. Eksi 2 tam 25 bölü 100. Bu da eksi 2 tam %25. Bu ifade doğrudur. 4 bölü 1000 demektir gençler. Böyle 4 ile sadeleştirecek olursam 1 bölü 250 demektir. Bu ifade doğrudur. 1 tam 2 bölü 5'i gençler. Eksi 1 tam 2 bölü 5'i. 5'lik kese çevirsek 5 kere 1 5. 2 daha 7. Eksi 7 bölü 5 olur. Eksi 8 bölü 5'e eşit değildir. Bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtıdır. 24 bölü 36 aşağıdakilerden hangisine eşittir dedim. 24 bölü 36'yım. Evet, 12 sadeleştirecek olursam. 2 bölü 3 demektir. 2'yi 3'e bölelim. 2'nin içinde 3 yok. 1 sıfır ekledim. 0 virgül ekledim. 23'ün de 6 kere 6 kere 3 18. Tekrar 0 ekledim. Tekrar 6 kere. 6 kere 3 18. Bakın bu şekilde devam ediyor. Demek ki bu ifadede 0 tam 10 da 6, 6 devirli sayıdır. B seçeneği doğru yanıttır. 11. sorumuzda yukarıda verilenlerden değeri aynı olanlar boyanacaktır. Buna göre görünümü aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Arkadaşlar önceki eksi 36 bölü 9 demek eksiler gider 4'e eşittir. Eksi 12 bölü 3 de eksi 4 demektir. Bakın bunlar birbirinden farklı çıktı. 16'yı 5'e bölelim gençler. Hatta şöyle yapalım. 2 ile genişletirsem 32 bölü 10 demektir. Bu da 3 tam 10 da 2 demektir. 1 Bir de gençler eksi 3 tam 10 da 9. 9 devirli sayımız. Gençler bu sayı eksi 4'e çok yakındır. O halde bakın bu ikisi birbirine eşittir diyeceğiz. O halde C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyeceğiz. 12. sorumuzda 48 bölü 25 x virgül y 2 şeklinde gençler y üzeri x istiyor. Önce sayımızı tam sayılı kesir çevirelim isterseniz. 48 bölü 25 evet, 1 tam 1 kere 25 25 48 olması için 23 eklemem lazım. Evet onları kesir haline getirmek için 4 ile genişletiyorum. 1 tam yüzde evet, 92. Evet bunu da ne yapacağız gençler? 1 tam %92 olarak yazarım. Bakın burada x virgülü y2 idi. Demek ki x1 y9 olacak. y üstü x gençler 9 üstü 1 demektir. Bu da 9'a eşittir. A seçeneği doğru yanıttır diyelim. 13. soruda evet, rasyonel eş eşleştirildiğinde hangi görünüm oluşturur diyor. Eksi 0'dan 10'da 6 devirli sayımız Eksi aynen yazıyorum. 6 bölü 9 demektir. Bu da eksi 2 bölü 3'e eşittir. Bakın böyle eşleştirdim. Eksi 1 tam 10 da 4. Bunu bileşik kesir olarak yazarsam. Eksi 14 bölü 10 demektir. Bu da eksi 2 ile sağa değiştirsek. Eksi 7 bölü 5. Demek ki burası da eşit olacak. Bu zaman bu görünüm nerede gençler? Evet en altta ve çapraz. Evet, B seçeneği buradan doğru yanıttır. 14. sorumuzda yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 4 ile eksi 3 arası 3 eşit parçaya bölünmüş. Buna göre ok ile gösterilen rasyonel sayı hangisidir? Arkadaşlar i̇şte bu ok eksi 3 daha. 3 parça ayrılmış. 1 ikincisi. Yani 2 bölü 3. Evet bunu tam sayıda kesre, birleşik kesre çevirirsek. 3 kere 3 9. 2 daha 11. Eksi 11 bölü 3 olur. İşte 11'i 3'e bölelim. Evet 3 kere var. 3 kere 3 9. 2 kaldı. 2'nin içinde 3 yok. 0 ekledim. Virgül ekledim. Evet 6 kere 3 18. Tekrar 2 kaldı. Tekrar 0 eklersem. Bakın bu şekilde devam ettiğini görüyorum. Eksi 3 tam 10 da 6. 6 devirli sayıyı. Nerede görüyoruz gençler? Denizli seçeneğinde görüyoruz. Evet arkadaşlar 15. soruyla devam edelim. Eksi 6 tam gençler 0 6 0 6, 0, 6 şeklinde devam eden devirli ondalık kesir aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Gençler önceki sayımızı devirli sayı olarak yazarsam eksi 6 tam 0 6, 0 6 diye gidiyor gençler demek ki 6 6 devreden diyelim. Peki 06 6 devrediyor gençler. Bunu arkadaşlar öncelikle e, kesirli hale getirecek olursam Eksi ayrı tutuyoruz. Sayının tamamı 606. Eksi. Devretmeyen kısım gençler 6. Evet paydaya da virgülden sonra iki tane devreden sayımız var. O halde 99 olarak yazıyorum. 606'dan 6'yı çıkartırsak gençler 600 bölüm 99 olur. Eksiyi de yazalım. Peki bunu 3 ile sadeleştirelim gençler. Eksi 603'e böldüm 200. 99'u 3'e böldüm. 33. Eksi 200, e, eksi 200 bölü 33. Cevabımız C seçeneği doğru. Yanıtı olur diyoruz. Evet, 16. sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Gençler 6 tam %9 e, 9 sayımız 7'ye eşit değildir gençler. Evet bu nedir arkadaşlar bakın. 6 tam 10 da e eşittir. Evet %7'ye eşit olması için şöyle gösterelim. Evet, 9 devreden olması gerekiyordu. Bu 7'ye eşittir diyoruz. Bu halde 8 tam evet bunu yanlış diyelim. 8 tam 19 9 devre sayımız 9'a yakındır gençler çok yakın olduğu için 9 olarak kabul ederiz. Doğrudur. Evet bunu da gençler bakın bu 9'u bir basamak yuvarlarsam bura 1 olacak. Evet 11 tam %1 olacak diyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Evet 2 ve 3 doğrudur diyoruz. C seçeneğini işaretliyoruz. E, eksi 9 tam 9 9 9 devir sayı ondaki kesri x'e eşit olduğuna göre gençler. Arkadaşlar bu nedir bizim için? Evet, eksi 10'a çok yakındır. Sayımızı eksi 10 olarak alırız. Evet, bu sayı x'e eşitse x'in karesi. Evet, bu x'e x kare gençler harfli ifadede mutlaka parantezi düşünüyorum. Eksi 10'un karesi. Evet kare olduğu için artıya döndü ve 100'e eşittir. Denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 11. sorumuzda yukarıda verilen eşitliklerden hangi, hangi iki kutunun yeri değiştirilirse eşleştirme doğru olur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle e, nereden başlayalım diye inceliyorum. Eksi 3 bölü 5'im. Evet onları kesir hale getirmek için 2 ile genişletirsem. Eksi 6 bölü 10 olur. Burada gençler eksi 0 tam 10'da altıdır. Bakın eksi 0 tam 10'da altı. Demek ki gençler burada ne yapması gerekiyor? 1 ile 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor. 1 ile 4'ün yer değiştirmesi gerektiği için C seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet, bu buraya eşittir. O halde eksi 5 bölü 11'de eksi 0 tam yüzde 45'e eşittir diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.